Tekrar merhaba arkadaşlar. Yeni bir tarifle daha sizlerleyim. Çok alıştım. Siz de bana alışsanız iyi olur. Ama gerçekten faydalı şeyler tarif etmeye çalışıyorum. Yani kullanıp denediğim ve kendimde faydasını gördüğüm şeyleri tarif etmeye çalışıyorum. Çörek otunun zaten faydalarını herkes söylüyor, sayıyor. Ben saymayacağım. Lütfen Google amcaya girin, yazın. Çörek otunun faydaları diye. Ben her sabah aç karnına bir çay kaşığından biraz daha fazla, bir çay kaşığı bir tatlı kaşığı arası diyeyim. Her sabah aç karnıma içiyorum onu her şeyden önce. Şimdi sirkeli suyu da içiyorsun, işte maydanoz kürünü de içiyorsun diye düşünen arkadaşlar olabilir. Hemen bunun açıklamasını yapıyorum. Her şeyi sonsuza kadar devam ettirmek zaten doğru değil. O yüzden bazı şeyleri atıyorum 21 gün benim hep. Kullanım sürelerim genelde ama bazen bu 1 ay 2 ay olabiliyor ama 2 ayı geçmiyorum. Ya da işte atıyorum bir ürünü hani şişeyle yapmışsam o şişe bitene kadar devam ediyorum. Sonrasında diğer başka faydalı bulduğum tarifime geçip onu uyguluyorum, içiyorum falan. Böyle neyse anlatmak istediğimi umarım anlatmışımdır, size geçmiştir. Şimdi madem ben içiyorum bu ürünleri, neden kendim yapmayayım ki? En azından içinde ne olduğunu bilirim, gözümle görürüm hani ne olduğu. Malum şöyle, yarım bardak çörek otu yağım var, yarım su bardağı ve hakiki zeytinyağım var. Bu ölçüye şöyle öğüteceğim güzelce ve aslında hepsini anlatayım. Sonunda çok böyle şeyin anlatımına girmeyeceğim. 21 gün demlemek gerekiyor. Ama her gün en az böyle bir saat falan güneş alabilen bir yere koyun lütfen. Ve günde en az bir kere lütfen çalkalayın o demlenme sürecinde. Demlenme süreci bittiğinde süzmek isterseniz süzün ama ben süzmeyeceğim. Zaten böyle süzerek içiyor olacağım. Hani içinde ne kadar daha kalırsa o kadar faydalıdır diye düşünüyorum ben. Ama süzebilirsiniz. 21 gün dolduktan sonra her gün çalkalamayı unutmayın ve lütfen en azından günün işte belli zamanında biraz güneş alsın demlenme sürecinde dediğim gibi. Arkasından süzün ve afiyetle tüketin. Şifa olsun. Şifasını bilmeyen yok zaten çörek otu yağının. Hadi o zaman tarifimize geçelim. Çörek otumu robotuma koyuyorum. Ve yağımı. Lokur 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 lokur. Yani yağın hepsini koymadan bir kısmıyla da öğütebilirsiniz ama ben hepsi birbirinin içine geçsin istiyorum. O yüzden yağımın tamamını koydum ve birlikte öğüteceğim. Fabrikasyon bir makinanız yoksa, hani sıkacak gerçekten böyle çörek otunu tamamen öğütecek ve çörek otunun yağını alabilecek bir makinanız yoksa böyle çözümler üretebiliyorsunuz yani. Üretin lütfen. Başlayalım. Hani bu ölçüyü ben arada yapıyorum ama emin olayım istedim. 500 mg hakiki zeytinyağı güzelce karıştırıp ölçüyoruz. Ve her gün en az bir kere çalkalayarak tekrarlamış olayım böyle bilgileri yerleyelim. Ve her gün yani evinizin bir köşesi varsa şöyle güneş bir saat oradan geçiyorsa mümkünse oraya koyun. Neyse bir saat güneş, ha diyorsanız ki benim evim hiç güneş görmüyor, ne yapacağım? Böyle bir yarım saat falan, hani ben marul usulü yaparız ya, sıcak suya koyarız, katı yağlarımızı eritiriz falan. Onun gibi yapıp, yani yaklaşık bir yarım saat, bir saat yakın, ılık hafif küçük ateşte, onun içinde bekletebilirsiniz, onun sıcaklığıyla onu elde edebilirsiniz. İkimizin sesi karıştı, muhteşem oldu ama bilgi tazeledik. Oo,
çok seslisin. Ama seni yine de seviyorum. Atlıyorum. Olduğunu düşünüyorum. Evet. Tuz, buz. Maşallahımız var. Şifalarca. Şifalarca arkadaşlar. Şimdi gelin bunu şöyle. Evet. Hop. Simsiyah gibi duruyor şu an gördüğünüz gibi. Ve zaten simsiyah. Bu güzelce demlenecek. Ve bana şifa olacak. Yapın, lütfen yapın. Size de şifa olsun. Afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, mutlu kalın. Bye bye.